Askerim! Gelmedi be Ahmet dayı. Kabahat fişektedir. Şimdikilerin fişeklerinde iş yok. Erkencisin gene. Ne yaparsın? Daha motele gideceğim. Şehirliler gelince haber ver de bir çay içmeye geleyim sana. Sağlam fişek görmüş olur garibanlar. Senden iş geçti Ahmet dayı. Mustafa'ya haber veririm ben. Sen kulak asma! Ne varsa gene eski topraklarda var. İnanmazsan babana sor. Sofra hazır. Geç kalacağım, gideyim. Üstün kirlenmiş, değseydin. Bereketli olsun. Gel evladım. Yok anne, yemeyeceğim, geç kaldım. Bugün gemi var, ayranı fazla yapın. Gemi bir de İbrahim'imi getirse... Bir şey kalmadı anne. Sen gene mi burada yattın? Uyandır şu oğlanı, altını ıslatacak! Zehra! Gene bizim yatağa yatmış. Selamın aleyküm. Ve aleyküm selam Recep. Birkaç kilo balık da bana ayır, gelince alırım. Olursa derhal Recep. Rastgele. Sağ ol. Geldim. Hadi sen örtüleri yay. Al bakayım. Tamam mı? Ah! Bak şuna! Ayşe! Selma abla! Hoş geldin! Hoş buldum! Alayım! Hoş geldin Hoş Selma! Hoş Mustafa abi! Hoş geldin Selma! Sahilde sanıyorum. Biraz içeride abla. Oğlanı da getirseydin ya, açık hava iyi gelirdi, oynardı buralarda. Annem bırakmadı, çok iyi anlaşıyorlar. Ben de çok yorgunum, işime geldi doğrusu. Buralar hep rahmetli dedenindi. Yer ayrılmıştı değil mi? Recep abi ayrıtmıştı. Geç şöyle. Oğlum iki meyveli getir. Hoş geldin yenge. Sağ ol. Hoş geldin Mustafa abi. Hoş bulduk Recep. Zehra gelin nasıl, iyi mi? İyidir yenge, ne olsun. Allah bozmasın, çok selam söyle. Başına. Misafirimiz çok kalacak mı? Dede topraklarına ilk defa geliyor, 10-15 gün kalır artık. Bizimki liseyi yanlarında okumuştu, çok severler birbirlerini. Gel Selma! Hoş geldiniz Selma. Hoş bulduk. Recep yabancımız değildir. Hadi sen müşterilerine bak Recep. Biz de kalkalım, yorgunsundur. Hadi Ayşe! Yoo, yorgun değilim, kalsın Ayşe. Bize ne zaman geleceksin? Gelirim, daha buradayım nasıl olsa. Hadi eyvallah! Güle güle! O kadar sıkılma Ayşe. Sınav sonuçlarının açıklanmasına az kaldı. İlk sınavdan çok iyi netice almıştın.
Bunu da kazanmaman için... Çıkılmam ondan değil abla. Annemler okumama izin vermiyor. Lise okumana izin verdiler. Üniversite okumana niçin karşı çıksınlar? Bize bıraktığınız malın mülkün hatırına ses çıkarmadılar okumama. Sizin ısrarınız üzerine izin verdiler, hayır diyemediler. Hem o zaman 17 yaşında değil. Size ayran getirdim. Çok buyurun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Herkesin gözü üzerimde. Herkese göre gelin olma zamanım geldi. Annemler de okumamı istemiyor. Senin moralin bozulmuş Ayşe. Ben konuşurum Mustafa abiyle. Sıkma o kadar canını. Denize girsene abla. Burası gölge. Ben burada beklerim. Bir girip çıkayım. Sen de şu pardüsünün düğmelerini çöz bari. Elinize sağlık. Ayranınız çok nefisti. Mustafa abilerin misafiri, Selma Hanım. Hoş geldiniz doktor hanım. Fatma abla geleceğinizi söylemişti. Bize de bekleriz. İnşallah, izninizle. Babam kahvede bulsun beni dedi. Hı-hı. İbrahim'den mektup gelmiş. Hı-hı. Ayran. Taze ayran içer misiniz? Denizden sonra içeyim. Mustafa da bir garip adam. Benim bildiğim misafir evde ağırlanır. Öyle de bu şehirli. Kuyu suyu başka. Evde rahat edemez diye düşünmüştür. Oğlun geliyor Hasan. Hadi bana eyvallah. Güle güle. Akşama görüşürüz. İbrahim'den mektup gelmiş baba. Cuma'ya İbrahim burada olur. Öyle. Cuma'ya burada olur. Yarın 5.000 lira göndereyim. 5.000 lira yetmez baba. Elbise bile alamaz kendisine. Canım şart mı elbise alması? Damatlık alacak nasılsa. Ben hallederim baba. Düğünü Zeytin'den sonraya bıraksaydık. Motelden de 3-5 kuruş kazanırdı. Söz kestik. Babasının evinde bırakamayız kızı. Günaydın Selma Hanım, erkencisiniz. Tabii, çayımı bile içiyorum. Balık var mıydı? Evet. Tazeler misin? Tabii. Bu nedir? Karbonat Selma Hanım, midem rahatsız da. Karbonat tedavi etmez ki. Ne, iyi geliyor. Buyurun. Bir boş zamanında muayene edeyim seni. 5, 10, 15.000. Sınav sonuçları geldi mi acaba? Rastlamadım ama bir bakayım. Yok, henüz gelmemiş. Otele mi gidiyorsun Ayşe? Evet, Selma ablama gidiyorum. Sınav sonuçları postalanmaya başlandı. Bir türlü gelmedi buraya. Sen de mi doktor çıkacaksın?
Bilmiyorum. Yani önemli olan o değil. Tabii doktorluk güzel bir meslek. Ama daha önemlisi başka şeyler edinmek. Anlatamadım, biliyorum. Selma Hanım el sallıyor. Ya biraz güneşte mi canım ya? Hemen gelip olmaz ki. Güneşte mi? Denizlerimiz mi şimdi? Hadi. Geçen hafta da geldik biz buraya. Çok iyi. Sen çıkmasaydın abla, ben bahçede beklerdim. Yo, ben de çıkıyordum zaten. Buralarda kadınlar denize girmez mi? İleride topluca girdikleri bir koy var. Sen gitmiyor musun? Bu yaz hiç gitmedim. Hadi birlikte gidelim. Gelsene doktor hanım, gel. Su çok güzel. Hadi gel. Hadi Ayşe. Ben girmesem abla. Aldırma, seninlersin. Abla, havlu tutar mısın bana? Ben de kapalı bir mayo giyeyim bari. Hadi ne sakınıyorsun, sakınma. Hadi hadi, utanma kız. Bonat içiyorsun. Yarın işlerin bastırmadan bir muayene edeyim senin. Karılara hava atmak için kelek yaptı bize. Kıstırıp benzetmezsem onu adam değilim. Herife bak. Yapacağınız bir şey varsa orada yapsaydınız. Ayıptır arkadan konuşmak. Görürsün yapıp yapamayacağımı. Enişten diye arka çıkmak zorunda değilsin. Eniştemle ilgisi yok. Ben size yaptığınız ayıptır diyorum. Adam ekmek parası için çalışıyor. Recep abi dövecek. Hasan dur! Koş Recep'e telefon et. Ya siz mi sandınız lan Recep'i? Daha ben ölmedim. Gebertirim lan hepinizi! Gebertirim valla! Recep! Recep geliyor anne. Bırak! Sakin ol! Bırak! Beni alıyorum bu evlerden sen! Bırak! Lan Recep! İşine git. Hadi Recep. Ne işiniz var burada? Recep geliyor anne. Kahvaltı etsin de öyle gidin. Gel evladım, çorba iç öyle gidersin. İştahım yok anne, sen bana tüfeği ver. Pekala oğlum. İştahı yokmuş.
Bari yanına bir şeyler al, tarlada yersiniz. Deli bu kadın, delirmiş, belaya sokacak başımızı! Bağırma! Nedir bu başımıza gelenler? Durumu babamla konuşalım. Selma Hanım'dan gelmiş. Recep Bey, bu fotoğrafı siz balık tutarken çekmiştim, ancak gönderebiliyorum. Ayşe'yi görüyor musun? Ona yazdığı mektuplara yanıt alamıyorum. Recep! Recep, kavga mı ettin? Bırak, gelme üstüme! Recep! Yok bir şey! Hoş geldin kızım. Hoş gel. Bulduk ebenini. Gidiyorum ebenini. Alaz mı aldık demeye geldim. Varsa biraz da borç para isteyecektim. Elbette veririm kızım. Ama otur da biraz konuşalım. Çabuk karar verme. Çabuk karar vermedim ebenini. Geç bile kaldım. Artık gitmem lazım. Bilemiyorum ama belki de gerçekten geç kaldın kızım. Yanılmıyorsam hamilesin sen. Nasıl anladın ebenini? Baş dönmelerinden, mide bulantılarından kızım. Karnındaki çocukla bir yere gidemezsin. Karnındaki çocuğun babasının yanında kalmalısın. Bu kötü günler de geçer yavrum. Ferah tut yüreğini. Dur birer şerbet yapayım da yüreğimiz ferahlasın. Ben modele gideyim ebenine. Canım bir şey içmek istemiyor. Nasıl istersen kızım. Recep'e haber ver de amcanla akşam size gelelim. Pişti! Ya! Bu oyun bu kadar oynanır aslanım.
Aklını başına topla. Ahlaksız, senin yüzünden. Delirdin mi? Allah belanı ver. Delirdin mi sen? Senin yüzünden. Aldım masayı. Ne yaptığını bilmiyorum. Otur. Otur. Sakin. Sakin ol. Sırla. Ah evladım, ah talihsizim. Benim yüzümden. Her şey benim yüzümden. Siz çıkarmışsınız kavgayı. Recep'e sen bulaşmışsın. Haberim olmadan adım atılmayacak. Anladın mı? Çocuklar, babanız sizi istiyor. Hoş geldin ebenine. Hoş bulduk kızım. Buyur söyle ebenine. Ayşe'den söz edeceksin herhalde. Şimdi nasıl? İyileşse de iflah olacağı yok. Her şeyden kendini sorumlu tutuyor. Olan oldu bir kere. Benim bir kinim yok Ayşe'ye. Biliyorum, zor ama bir şey isteyeceğim senden. Oldu, hadi çık leğenden. Ancak sen teselli edebilirsin Ayşe'yi. Gelip bir geçmiş olsun dersen dünyalar onun olur. Hadi git, babaannen giydirsin seni. Geçmiş olsun Ayşe. Ağlama Ayşe. Ben kalkıyorum, sabah iskelede buluşuruz. Güle güle, erken çıkalım balığa, tamam mı? Eyvallah. Güle güle. Geliyor. Gelen giden var mı? Yok. Tamam, geç sen şöyle. Bir dakika Recep. Gel şöyle. Birkaç kelime konuşacağım seninle. Bu duruma bir son vermen gerek. Yarından sonra Ayşe'yi de alıp gideceksin buradan. Bir şey söylemene gerek yok. Dediğimi yap.
Yarından sonra seni görmek istemiyorum burada. Kendin yap çişini. Bunca şeye neden katlandı sanıyorsunuz? Kumaya neden razı oldu? Recep hapse girmesin diye. Başından, çocuklarının başından eksik olmasın diye. Siz tutup kovuyorsunuz Recep'i. Neden? Kendi onurunuz için. Bir delilik eder Zehra. Kıyar canına. Thank you.